Merhaba değerli izleyenler. Yeşilçam'ın Çınarları programı ile yeniden karşınızdayız. Her hafta birbirinden değerli konuklarımla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün öyle bir isim var ki, dev isim, unutulmaz adam Tamer Yiğit. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük, teşekkür ederim. Ben de ekran başında bizleri seyreden seyircilerime bir merhaba demek istiyorum. Tabii ki. Ege Türkiye'de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bir takım sorunlarınız vardı, sağlık sorunlarınız ama açtınız, geldiniz galiba. Teşekkür ederim, evet. Sizin programlarınızı izlediğimde sizden aldığım elektrik, insanların sizden aldıkları gerçekten az şeyler değil. O geçmiş yıllarda yapmış olduğunuz filmlerle 70'li yılların genç kızların sevgilisi olmayı başardınız. Ama erkeklerin de düşmanı oldunuz galiba, değil mi? Biraz öyle belki ama erkeklerden de özenenler vardı. Kimisi bizim gibi saçını tarıyordu, kimisi pantolonunu bizim gibi giyiyordu. Yani o zamanın starı olmak seyirci tarafından çok daha model olmayı gerektirmişti. Bütün seyirciler, sevenler sizi model alabiliyorlardı. Ne bileyim, kimileri de doğan çocuklarına sizin isminizi koyabiliyorlardı. Böyle bir dönemdi o dönem. Hem toplum olarak, hem Türkiye toplumu olarak, hem sinema olarak, ne kadar ki bugünkü günleri tutmasa bile ayrı bir özelliği vardı. Ayrı bir güzelliği vardı o günlerde. Tabii ki, yani ben şey anlamında söyledim. Çok yakışıklısınız ya, bütün kızlar da size aşık şimdi. Anladım, ben biraz daha sizin sorunuzu açmak için evet, şey yaptım. Çünkü yani. Erkekler evet sizi bir idol olarak, bir rol model evet. olarak görüyordu zaten ama evet. bir yandan da kıskanıyorlardı. Belki diye düşündüm. O cümlemi onun için söylemiştim ama yani. Yani tabii o bir düşünce tarzı bizim gibi. Bir sürü ananın babanın güzel güzel yarattığı delikanlılar o zaman da vardı. Bize böyle bir yerde çalışmak Allah kısmet etti. Bizi böyle bir yöne sürükledi. Biz de sinema sanatçısı olduk ama neden sürüklendik, nasıl sürüklendik, bu keyiften sebebi miydi, neydi? İmkansızlıklar görev miydi? Onlar bizde gizli tabii. Evet, evet. Tabii o dönemde ilk sinemaya başladığınız dönemlerde bir yarışmayla, Ses Dergisi'nin hazırlamış olduğu bir yarışmayla evet, katıldınız. Evet, evet. Hatta yarışmanın son günü gittiniz ve bir de resim götürmediniz değil mi yarışmaya? Öyle bu, bir hikayeniz bir vardı. Evet, evet, güzel bir şeydi belki de. Olmayacak. Bunu bilerek mi yaptınız? Hayır hayır, olmayacak bir işti. O güne kadar girme niyetim yoktu. İmtihanlardan da İzmir İktisadi Ticari İlimler'de okuyordum. Bunu almıştım. Saçım da kesikti, usturaya vuruldu. Yani bir İstanbul'u gezmek istedim herhalde. O gezme neticesinde de belki de bir şeyler dürttü. Belki bir kader beni şey yaptı. Geldiğimde elimde resimler yoktu. Resim çektirip gelmiş olsaydım bir 4-5 günümü alacaktı. Son gün ben yani Karşembe Basmane'den otobüse bindim. Tophane'de cuma sabahı burada indim. Ve cuma günü zaten yarışma bitiyordu. Müracaat ettim. Resmim olmamasına rağmen o zamanın idarecileri aldılar üst katta benim resimlerimi çektiler, aşağı indik. Sonrasında bir yarışma şeyi gibi gelişti hadise. Tabi bu durumda bir de orada bir yaşadığınız bir hikaye vardı. Onu da ben bir yerde duymuştum yine. Nusret Bey yönetmen galiba. Mesai film. Evet. Orada sizi yarışmada kazanmasanız da bana lazım olur bu çocuk dediğinde size bir bakışı olmuş. Vardı, evet. Hı hı. Bir tanesi İzmir İkbal Sinemaları'nın ve İkbal Film'in burada sahibi Nusret vardı. Nusret Bey vardı. Bir de Özdemir Birsel'in abisi Nusret Bey. Birsel Film'in sahibi Belgin Dorun Bey'inin abisiydi. İkisi zaten yarışmayı finanse etmişlerdi. Ama benim saçlarım usturaya vurulu olduğu için yani senin bir resmin yok mu dediler. Hakikaten yanımda resim yoktu. Nusret Birsel dedi ki saçları Johnny'ler gibi dikine çıkarsa dedi benim işime yaramaz. Nusret İkbal de dedi ki ya nasıl çıkarsa çıksın. Bu benim için dedi yeterli çünkü o ona dönük bir film çekecekti. Dolayısıyla
İşte 5000 müracaat vardı. 5000 müracaat arasından ben seçildim. Yalnız kızlarda birinci çıkmadı. Devlet Devrim, Nur İnsel, Sevil Candan diye üçlü çıkmıştı. Bizden sonraki senelerde de işte Edizler geldi, Ajdalar geldi. Daha sonra arkadaşlar 3 sene, 4 sene ses üstte yarışma yaptı. Sonrası bitti. Hem o yarışmada bir de resim götürmeden gidiyorsunuz. Evet. Ani gidişiniz ama iddialısınız. Ben bu yarışmada birinci olmalıyım diyorsunuz. Yok Şerif, çok iddialı değildim. Bana dediler ki sen olmazsa işte finalist kalırsın. Ben de dedim ki ben finalist kalamam. Niye? Bizim yurt var, tane bir yurdu. İzmir var yani. Orada arkadaşlar benimle alay eder. Ben finalist olacaksam beni finalist yapmayın. Benim hakkımı bir başka arkadaşa kullanın. Ben finalist olmak istemiyorum diye. Bu benim yani çok böyle üçge açılım falan değildi. Yurttan korktuğum için artist diye alay etmesinler diye. Çünkü ben ailemden de gizli gelmiştim. O korkuyla böyle bir davranışım oldu. Hı hı. İkbal Bey'in de o teklifinden biraz tırsınız galiba, değil mi? İkbal ya, Bey böyle hani... Ya tabii yeni bir şeye giriyorsunuz. Sinemayı ben hiçbir zaman benimsemedim. Çok fazla hobim yoktu sinemaya karşı. Biraz parasızlıktan, biraz imkansızlıktan, biraz öğrenciliğin getirdiği sıkıntılardan. Ben ilk girdiğimde 25 bin lira para ikramiye var diye girdim. Meğerse arkasında iki film var. Ben iki film olduğunu bilmiyorum. İlk gelişim öyleydi benim. Evet. Yani bir ikramiye gibi bir şey veriyorlar. Yani bunu alacak. Para amaçlı bir yerde para girdiniz. Para amaçlı bir yarışma diye. Hatta... Altında iki film sonrasından çıktı ama geri dönemedim. Hatta gelirken de galiba arkadaşlarınızdan kıyafet ödünç aldınız değil mi bugün yarışmada? Aldım, para ödünç aldım, yurdun kim hangi arkadaşın kaza, kimin pantolonu, kimin işte pardüsü varsa onları aldım. Bir değişik bir kıyafetti, pantolonun paçaları kısa, pardüsünün uzun, saçlar usturaya vurulmuş falan. Bir acayip durumda geldim. Ama işte orada Semiral Bilbaşar diye ses yazı işleri müdürü vardı. O ilk defa ilgilendi. Yani geldim, hatta o cesaretle iki defa kapıda adam beni içeriye almadı. Üçüncüde son böyle bir cesaret dediği, artık aldığım paranın, giydiğim eşyanın ödülünü vereyim diye biraz ısrarla davrandım. Çıktım yukarıya, kapı açıldı, bir şey vestiyer düştü. İçeride bir 10 kişi çalışıyor. Allah'ım dedim, nereye geldim falan. Kimse de bakmıyor. Neticede yakın masadaki bir yazar arkadaşımız dedi ki, ne, niye geldin? Ben dedim artist olmaya. Bırak resimlerini dedi. Ben de dedim resim yok, ben geldim. Anlamadım dedi. Ben geldim dedi. İleriye doğru bağırdı, Semiral Bey, Semiral Bey, arkadaş artist olmak ama resimleri yokmuş diye. Bütün daktilolar durdu, o zaman daktilo yazdı. Dedim Allah'ım varsa aç, içine kapat beni ve yok et. İşte Semiral Bey geldi, oturduğu yerden gelişti bana böyle bir asır falan sürdü. Bana dedi ki hangi ne iş yapıyorsun sen dedi. Ben dedim ki talebeyim, yok canım dedim. Ya, talebe olduğunuza inanmadı. Vallahi talebeyim dedim, şebekeyi talebe olduğuma dahi inanmadım işte. Ya böyle bir enteresan, sonra işte finaller, finalistler, şunlar bunlar. Birinciliğim ilan edildi. Evet, birinci oldunuz. Peki aileniz ve çevreniz nasıl karşıladı? O zaman biliyorsunuz ya şimdi artistliği ilk birinci çok yadırgıyorlardı. Ben, param yoktu, Balıkesir'e döndüm. Hatta Tırhan diye bir vapur vardı. Ondan şebeke aldım. Üstünde döndüm. Parasız olarak babama para istedim. Nereden geliyorsun dedi. İstanbul'dan geliyorum dedim. Rahmetli. Niye dedi. Orada fark imtihanlarını verdim. Bizim akademinin imkanları daha kısıtlı dedim. Ondan para aldım. Tekrar İzmir'e gittim ama İzmir'de kimse bilmiyor benim yarışmaya girdiğimi tabii. Ondan sonra ben içeride finalist olmam, Cönüler gibi dedi. Ben olmam dedim. Nusret Birsel benden niye dedi, alay ederler yurtta dedim.
O dedi ki Belgin Hanım'la alay mı ediyorlar dedi. Ben dedim ki ben Belgin Hanım'ı tanımam ama ben alay eden siz bizim yurdu bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz diye bir cevap. Tabii 19 yaşındaydım o zaman ya. 20'ye basmak üzereydim böyle bir. Peki korktuğunuz oldu mu? Efendim? Yurtta... Yok, yurt duymamıştı. Prodüktörlerden ilk defa korktum o zaman. Çok seçkin bir jüri heyeti vardı. İşte Semiral Bilbaşar, Nusret İkbal, Nusret Birsel, Şevket Rado. O zamanın çok iyi gazetecileriydi. Hikmet Verunes falan, böyle bir jüri, ben ne oluyor dedim. Böyle bir kalabalığın içine falan da girmedim ama ondan sonrasında ben seçileceğimi hiç ümit etmiyordum. Sakın yanlış anlamayın yani. Ama gitmiş bulundum, olmuş bulundum. Onu aileme de söyleyemedim tabii. Döndüm. Sonra birincilik ilanından sonra biraz evde şey çıktı tabii. Balıkesir ufak yer. Oğlun kötü yola düştü. Artist şimdi, oldu, kötü yola düştü. Şimdiki gibi değildi yani konuştuğumuz. Evet. 1962 almış, çok başkaydı. Evet. Artist kültürü olmanın, çok farklı. Sinemacı olmanın. Kimisi iyi diyordu, kimisi farklı düşünerek şey veriyordu. Babam, annem öyle sinemayı falan bilen insanlar. İyi birisi beş vakit namazında bir adam, bir tanesi ev kadını. Yani değişik tesirler altında kalıyorlardı ama sonra zamanla onlar da o işi kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Çünkü artık sizin bir iş gibi gördüler değil mi? Önce ben iş olarak görmedim onu. Evet, para kazanır. Her an İzmir'e dönerim diye şey yaptım. Fakat dönülmüyormuş. Sonra kontratla bağladılar. Kontratlar bitti. Belirli yükler geldi. Hı-hı. Maddi, manevi. Sonra dönemedim. Yani ben işte iki film yaparım. Ben İzmir'e dönerim düşüncesindeydim. Hı-hı. Fakat bir sen film o zaman 3 sene 6 film gibi bir şeyle bağladı. O bağlantı içinde geriye dönemedim. Ki ilk geldiğimde hiçbir şeyim yoktu. Yurtta kalıyordum. Herkes Tamer Yiğit arıyordu. Ben Kapalı Çarşı'dan elbise giyiyordum. İade ediyordum. Evet, 3 gün sonra aynı elbiseyi istiyorlardı. Elbise satılmış oluyordu. Böyle çok büyük enteresan, çok... Büyük sıkıntılı da bir süreç geçirdiniz. Evet. Yorumu açık günler geçirdim yani. Evet. Evet, gayet zor bir dönem zor yaşanmış. Bir dönem. Evet. Evet, zor bir dönemdi. Evet. Çevrenin daha sonra tepkisi nasıl oldu? Onlar da yavaş yavaş... Tabii kabul ediyorlar, kabul ediyorlar yani. Birinci, ikinci, üçüncü filmden sonra. Tabii birinci filmde prodüktörü bekliyor, sinema bekliyor. Ne çıkacak bu? Adamdan ne çıkacak? İşte birinci film tutarsa, seyirci ilgi gösterirse, ikinci film, üçüncü film talepleri geliyor. Onlar da rakamınız artıyor, popülariteniz artıyor. Daha değişik bir şeyler oluyor tabii ama onları anlayacak ne yaştaydık o zaman, ne zemin o zemindi. Öyle geçti 3-5 sene, sonrasında toparlayabildik. Peki ilk filminizi Belgin Doruk'la yaptınız, evet, değil mi? Evet, Daima Kalbindesin. Necat Saydam rahmetli, Özdemir Bürsel'in filmiydi. İlk kamera karşısına geçtiğinizde ne hissettiniz? Neler yaşadınız orada? Vallahi hiçbir şey hissetmedim çünkü böyle bir dekor dışı yağmur sahnesiydi. Bir camı kırmam lazımdı. Zaten o soğuk suyu yiyince bir şey kalmadı. Öylece bitti. Yani çok fazla böyle işte ay ben film çekiyorum, işte ne yapıyorum, işte böyle yapabilir miyim, yapamaz mıyım kaygıları yaşamadınız mı? Şimdi şöyle oluyor tabii. Öncesinde çok önemsiyorsunuz. Sonra görünce aa bu mu diyorsunuz. Yani ben öyle hatırlıyorum, aldılar götürdüler beni bir şeye. Sete rahmetli Ayhan Bey oynuyordu, Belgin Hanım oynuyordu. Birsel filmin yapımı olduğu için sete ziyarete götürdüler, alışayım diye. Aa Ayhan Bey'i gördüm, aa rahmetli işte. Bu mu Ayhan Işık, bu mu Belgin? Yani perdede şu an seyircinin bizi büyüttüğü gibi biz de gözümüzde starları büyütüyorduk. Ama karşılaşınca, yan yana gelince o büyüklük belki de kalkıyor, bilemiyorum. Bende kalktı, başkasında aslında ne olur bilemiyorum. Aslında belki de öyle. Hani sıradan görmüyoruz çünkü. Evet. O da bir insan aslında. Evet. Karşılaştığımızda sıradanlaşıyor çünkü evet, insan olduğunu, bir birey olduğunu. Ben gözümde büyüttüm bu kadar. Hı-hı. Şeyine giriyorsunuz. Her seferinde söylüyorum ve yine söyleyeceğim.
Yeşilçam Türk sinemalarını izlediğimde ben inanılmaz duygulanıyorum. İnanılmaz da heyecanlanıyorum. O filmlerin şu anki filmlerle izlediğimde kıyaslamasını bile yapamıyorum. Siz peki kendinizi izlediğinizde ne hissediyorsunuz? Vallahi şimdi inanmayacaksınız ama ben fazla kendimi izlemiyorum. İzlediğim zaman çünkü yer yer çok yanlışlarımı bulmak için izliyorum. Kötü durmuşum diyorum, kötü oynamışım diyorum. Daha iyisi olabilir diyorum. Onları düşündüğüm zaman film bende bir şey yapıyor, gerginlik yapıyor. Onun için fazla gerilmeye lüzum yok. Olan olmuştur, geri almaya da imkan yok. Yani bobini geri de saramıyorsunuz. O çekilmiş, bitmiş artık. O halde seyredilmiş yahut da seyrediliyor. Ama ümit etmediğimiz şeyler oluyor. Yani çok iyi hazırlanıyorsunuz. İki ayınızı, üç ayınızı veriyorsunuz. Rejisör iyi, senaryo iyi, oyuncular iyi, kadro iyi. Bakıyorsunuz film ses getirmeyebiliyor. Bir de bakıyorsunuz ya bundan film olmaz işte ama maddi açıdan oynamışsınızdır. Ama bir kontrata icabet etmek için ama parasızlıktan oynamak. Bakıyorsunuz hiç ümit etmediğiniz bir film. Çok da ses, çok büyük de ses getirebiliyor. Onun için Türk sinemasında yani şu günkü dizilerle de mukayese ettiğiniz zaman aynı hadise oluyor. Çok iddialı giriyorlar. Hı hı. Bakıyorsunuz çok iddialı girilen işler iş yapmayabiliyor. Hı hı. Çok basit, çok baştan savma gibi görülen şeyler ses getirebiliyor. Onun için sinemanın bir ölçüsü yok, bir kantarı yok. Yani ben işte 10 gram bundan koyayım, 20 gram bundan koyayım, 5 gram eksilteyim diye bir şey yapamıyorsunuz. O seyircinin, toplumun beğenisine kalmış bir şey. Onu ölçecek bir alet yok şu güne kadar. Evet. Onu da tahmin etmiyorum. Evet, kesinlikle. Daha sonra bir Dağlar Bizimdir diye bir film yaptınız, evet, değil mi? Evet. O zaman takma bıyıklı, evet, takma bıyıklı oynamıştınız. Evet. Onunla da ilgili bir hikayeniz vardı. Takma bıyıklarınızın düşmesiyle ilgili sorun yaşıyordunuz falan tabii, değil mi? Tabii o yapıştırma, terlediğiniz zaman, şey olduğu zaman çok kısa müddet içinde film çektiğiniz için o bıyıklar uzamıyor yani. Senede 10 film çekiyorsunuz, kimisini bıyıksız oynuyorsunuz, kimisini bıyıklı oynuyorsunuz. Terlediğiniz zaman yahut da atraksiyon sahnelerinde, hareketli sahnelerde bıyığı kontrol edemiyorsunuz ve sakal da aynı şey. Yani düşünebiliyor musunuz yüzünüze? Bir yapışkanla bunları yapıştırıyorlar ve oyununuz düşüyor. Konuşmanız değişiyor ve bir yerde de huylanma başlıyor. Yani sinirleniyorsunuz. Yani yüzünüze bir şey konmuş gibi bir şey. Onun için ama o zaman çekilen bir filmdi. İzmir'de Kemalpaşa'da çektik biz onu. Dağlar Bizimdir, Yörük Ali'yi. Fakat yani gereken çok büyük gişeyi yapmadı. Çünkü Türk toplumu yine dediğim gibi Türk seyircisi değişik bir seyirci. Baldırı çıplak adam mı olur diyor. Güney Efe'yi kabul ediyor. Güney Ege bölgesi Efe'yi Efe olarak kabul ediyor. Doğu, Güneydoğu adamı potumlu şeyini kabul etmiyor. Evet. Yahut da mesela toplum çok başka bir şey. Türk sinemasında Ringo yahut da Cowboy diye bir sistem yok. Türkiye'nin genelinde kovboyu, Ringo'su, Efe. Efe filmleri iş yapmıyor ama İtalya'dan getirdin Ringo filmi iş yapıyor. Yani tuhaf bir seyirci, evet, tuhaf evet, bir anlayış. Ne zaman ne bekleyecek bilmiyorum. Bilemiyoruz yani. Bir Efe filmi çektiğiniz, yani sadece benim çektiğim Efe filmi değil. Evet. Diğer çekilen Efe filmleri de var. Diğer arkadaşlar, diğer prodüksiyonlar da Efe filmi çekti. Hiçbir zaman Efe filmleri iyi bir Ringo filmi kadar, dışarıdan adapte bir kovboy filmi kadar iş yapmadı. Mesela biz... Sizin ben biliyorum. Maskeli kovboy, Beşler evet, çektik. Maskeli Beşler. Mesela. Cüneyt Arkın, çok siz, büyük, Yılmaz Köksal yok, değil Cüneyt, mi? Yok, Yılmaz vardı. Yılmaz Köksal. Ben oynuyordum. Zora oynadım ben mesela. Yani... Maskeli Beşler var mı Türkiye'de? Yok. Ne? Ama çok büyük kasa yaptı, inanın. Evet. Ya inanılmayacak bir şey. Hı-hı. Maskeli Beşler kasa yapıyor. Belki okunan romanlarından, el kitaplarından ama
Türkiye'de mi böyle bir genellik yok ki. Türkiye'de Zorro yok ki. Hı hı. Ama iş yapıyor ama. Evet. Günün bu tarafa bir Efe filmi, bir Eşkıya filmi, bir bilmem çektiğiniz zaman bunlar kadar işe yapmıyor. İşin acayip tarafı. Biz de şaşırıyoruz ama maalesef böyle. Evet, evet, aynen öyle. Bir de genel anlamda avantür oynadınız değil mi? Ben romantik başladım, sonunda avantür oynadım. Avantürün romantik zorluklarını da, sıkıntılarını da çektiniz evet, tabii ki. Evet, üstümüzden geçiyor çünkü. Çünkü romantik filmlerin o işte dört yapraklı yonca çizgisinde hanım arkadaşlar götürüyordu. Ben baştan yani hem Hülya Hanım'la, Koç Yiğit'le, hem Fatma'yla, çok olmak üzere Türkan'la, diğer sanatçı arkadaşlarla romantik çektim, romantik filmleri çektim. Sonrasında piyasa yahut da ağırlıklı roller, ağırlıklı senaryolar o tarafa dönünce biz tabii başka yerde avantüre yön verdik. Avantür filmlerim çok daha fazla benim. Avantür filmlerinde çok da büyük riskler vardı. Ne zaman vardı? Değil mi? Yani o dönemlerde yani sigortanız yoktu. Yok canım. Peki 12. kattan aşağı atladınız bir gün bir 12, film hikayeniz değil mi? 12-15 onları tabii. Eğer defasında olmasa bile %60'ında 70'inde bir takım arızalar çıkıyor. Çünkü biz prodüksiyon olarak onlara bir Avrupalı, bir Amerikan sineması gibi hazırlıklı değiliz. Biz ancak bir brandığımız var, 3 metrelik benim de Cüneyt Bey'in de. O brandayı işte 4'er kişi, 5'er kişi bir tarafından tutuyor. En az 20 kişi, 15 kişi. O 15 kişiyi bulamıyorsunuz. O brandayı tuttuğunuz zaman, yukarıdan atladığınız zaman 80 kiloysanız 180 kilo oluyorsunuz. Otomatikman ellerinden çıkıyor. Bir defa yere kalıbınız çıkıyor. O kalıp çıkmadı. Bazen branda yırtılıyor. Bazen işte kalıp çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Yani ufak tefek arızalarla atlatıyor. Ama bunu yapmamanıza imkan yok. Çünkü sizin Türk filmleriyle prodüksiyonu varmış yokmuş diye mukayeseyi Avrupa veyahut da Amerikan filmleriyle mukayesesini yapıyor. Amerikalılar başka. İşte karton kutularını koyuyor, hava yastıklarını koyuyor, dublörünü koyuyor. Şimdi bunların hiçbiri olmuyor, imkansız. Dublör kullanmıyor muydunuz peki o dönemde? Çok, nasıl hayatınızı risk edebiliyorsunuz? Tehlikeli öyle bir sahneler değil de daha atraksiyon, vücut becerisine dönük yerlerde dublör kullanıyor. Yani ben tutup da üst üste parende atmak işte bilmem ne takla. Parende atıyorum ama bir akrobat gibi bunu yapmama imkan yok. Ya hatta bir halkalıda dönüp de bilmem neyi tutmama imkan yok. O zaman onu yapan bir adamı alıyorsunuz. Yani yapılacak ama yukarıdan düş dediği zaman o zaman kendinizi ya hatta yukarıdan atın üstüne düş. O zaman kendiniz riske giriyorsunuz. Çünkü o dublörün en ufak bir şeyde bir arıza alması, bir hastalama, rahatsız olmasının bedeli çok ağır. Onu biz ödeyemiyoruz. O zaman kendimizi... Kendinizi risk ediyorsunuz. Kendimizin çıkıkçısı oluyor, kırıkçısı oluyor. Ayağımızı tutuyoruz, teyze çekse ve onu da fazla yapmamaya uğraşıyoruz. Sakatlandığımız zaman prodüktörden şey yiyoruz. Ya işte... Sakatlanmaman becere, lazım. 12. katın aşağı benim düş. Filmim 5 gün yoksa kaldı, geri kaldı diyor içinde. 10 günde film çekilirken 5 gün adam senin ayağını bekleyemiyor ya da kolunu bekleyemiyor. Ani ne yaptırabilirsen onu yaptırıyor. Yaptıramıyorsan iş bitiyor. Onun için evet, riski biz alıyoruz. Evet, bir de bir anınızda galiba Cüneyt Arkın'la bir film çekerken brand yönetmen size atlamayın diyor. Siz atlıyorsunuz galiba değil mi? Yanlışlıkla branda yerdeyken tutulmadan. O Cüneyt Arkın'la değil, o benim kendi filmimde. Öyle oldu. Mi? Evet. Ben geriden gelme. Cüneyt de benim bir filmim var. O da öyle şey değil, romantik bir filmim. Ben, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Nilüfer Koçyiğit oynamıştım. Geriden gelip balkondan takla dönmem lazım. Aşağıda da branda var. Branda da bir araba saklamış durumda brandayı. Geriden gelmem için, yani taklayı atmam için geriden süratli gelmem lazım. Onu rejisörle senkro ettik gibi bir yüksek şu kadar falan var.
İşte ben 8'e kadar, o motor diyor, ben 8'e kadar sayıyorum. 8'den sonra ben harekete geçiyorum. O motor dedi, ben 8'e kadar saydım, koştum, ellerimi koydum. Baktım çocuklar brandayı bırakmış, konuşuyorlar aşağıda. Ben Hazarfen Çelebi gibi kanat çırparak yere düştüm. Ay. Bir iki dakika nefes alamadım, açıyorlar böyle, açıyorlar, açıyorlar, Allah. Açıyorlar. Kim bıraktı lan bunu? Reisör stop dedi ama yani motoru sesli söylüyor, duyabiliyorum. Stop stop diyor. Bir saniye yanlış oluyor orada. Stop'u duymuyorum. Ben erken, yani ben çıkıyorum ama hata benim olduğu kadar kampayı %75 reisörün boynumun üstüne düşmüştüm, enseme düştüm. İnanamıyorum. Bir yatak kurtardım. Bunlar oluyor. Yani olmayacak dediğiniz yerde de olmuyor. Yani işte şuna vurayım, bunu kırayım diyorsun. Cam kırılıyor, elin kesiliyor. İşte limon sandığı koyuyorsun, basayım bunlar. Limon sandığı koyuyorsun. Yani bu filmin içinde hepsi çok var. Büyük riskler. Evet. Çok hayati tehlike. Tabii beklemediğiniz şey. Evet, evet. Atlıyorsunuz mesela, yukarıdan atlıyorsunuz. Kale burcundan aşağı atlıyorsunuz. İmkan var mı buna? Yok. Evet, montajdan evet. Yapıyoruz. Önce brandayı atlıyoruz 15 metreden, sonra 3 metreden atın sırtına atlıyoruz. Bir atlıyorsun, ikinci de olmadı diyor. Üçüncü de hayvan huylanıyor, çekiliyor. Çekilince atladığınız yerden aşağı. Bir de çifte atıyor. Hadi Allah selamet ver. Vay, ya bunlar hepsi var. Avantürün içinde bunlar var ya. Doktorunuz falan hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şey yok canım. İşte nasıl böyle bir riski? Çok fazla olursa minibüsten anca hastaneye yattı. İşte o günü bitiriyorsunuz. Ama yanmışsınız, ama düşmüşsünüz. Kırıkçı çıkıkçı bekletiyorsunuz ancak yani. Doktora gitseniz 2 gün, 3 gün çıkamazsınız mesela. Öyle ben ayağımı kırdım. Adam 3 gün dedi. Ben asker postalıyla bağladım. Ertesi gün sete çıktım. Şiş ayak böyle. Gittim postal aldım bir de. Elektrik kablolarından bağcığını yaptım. Sardım. Postalı giydim. Sete çıktım. Yapılacak bir şey yok. Çünkü 60-70 tane insan var orada. Oteli tutulmuş. Bilmem kamerası orada, bilmem nesi orada. Benim ayağım iyileşecekti 15 gün sonra. O ekip yeniden toplu. Ya prodüktöre ne de büyük sorumluluk. Gerçekten. Onu anlatıyor. Ne büyük sorumluluk, ne büyük saygı. Yani ama her şeyden önce. Yapılacak bir şey yok işte ama bunu istemeyerek de olsa prodüktör kabul etmiyor. İstemeyerek de olsa. Ya diyor, atlamasını bilmiyorsan niye atladın kardeşim diyor. Benim işim yarım kaldı. Yani koyun can derdinde, kasap mal derdinde. Böyle bir iş. Böyle yuvarlanıp gitti, bir 50 sene geçti bitti. Evet evet. Yani. Arkası evet. Arkasında bir de şey vardı. Maskeli Beşler'de evet. Yusuf Sezgin vardı galiba. Evet. Yusuf Sezgin trenin üzerinden atlarken bir anınız vardı. Yine çekimlerde evet. Bir kaza geçirdiniz. Nereden geçirdin. Biliyorsunuz? Bileyim artık. Ben de programcıyım. Araştırıyorum. Ya o hiç olmayacak bir şey. Tren kiraladık biz. Yusuf abiye de buradan selam gönderiyoruz. O da gelecek yakında. Hiç olmayacak bir iş. Maskeli Beşler'i çekiyoruz. Çatalca'da demir köprü var. Demir köprüden tren geçiyor. Trenin üstüne atlayacağız. Üstünde Meksikalılar var. Onları yok edeceğiz falan. Onu yaptık. Kimse atlamadı benden başka. Ben, çünkü tren öyle bir geçiyor ki trenin dumanından trenin vagon araları gözükmüyor. İşte Allah'a bildiğiniz bütün duaları o zaman okuyorsun. Atla 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 diye reisör de yırtıyor kendini. Ben bıraktım kendimi. Bir şöyle vurdum, böyle topladım. Neticede sahne oldu. Yusuf'la trenin üstünden şeye dönüyoruz. İlk başa dönüyoruz, tekrar treni alacağız. Trenin üstündeyiz, vagonların üstünde. Vagon değil de yolcu kompartımanının üstündeyiz. Benden de işte kameradan biraz daha uzak Yusuf. Baktım Yusuf böyle oldu. Ben atladım Yusuf'a, ayaklarından sarıldım. Bir telefon kablosu geçiyordu üstten. Sonra gerildi, gerildi, gerildi. Pat diye bir şey koptu. Yusuf böyle sarktı vagonun şeyinden biraz. Ben Yusuf'u, kopan şeye baktım. Yusuf elini böyle kaldırınca bir telefon kablosu Yusuf'un eline dolanıyor. Trenin üstünden geçen. Yusuf ölüyordu. Tuttuk Yusuf'u. Geçmiş bir kazaydı. Öyle bitti. Belki Yusuf kendi de anlatır. Evet, Yusuf abi gelecek inşallah. Yusuf Sezgin. Evet. Burada o konuyu ona da anlattıracağım inşallah. Evet.
Tabii ki gerçekten çok büyük zorluklar yaşadınız. Tabii büyük sıkıntılar çektiniz. Yani onun dışında mekanik zorluklarımız vardı. Yani kamerasıyla, filmiyle. Kaç yani. Kamerayla çekiyordunuz? Tek kamera gerektiğinde bazen iki oluyordu. Ama film kara borsaydı, o zaman film yoktu. 2300 metreyle bitirmek, 2400'den bitirmek mecburiyet. Tekrarımız hiç yoktu. Hiç yok gibiydi hemen hemen. Hı hı. Çok tekrar yaptığın zaman zaten onun biliyorsunuz negatif stüdyosu, pozitif dublajı, evet. Bilmem nesi bayağı pahalıya mal oluyordu. O zaman da bayağı prodüktör nezdinde eksi alan aktör oluyordu. Çok tekrarı var, çok tekrar yapıyor gibi. Ya bizim o zamanki yaşayacağım piyasasının şeyleri yani o metrajdan o kadar filmi çekmiş. Ama gerçekten diye. Çok güzel mesajlar içeren, güzel, içerikli. Çok iyilerini yapamadık, yaptık derseniz yanlış olur ama elimizden gelen buydu yani. Tabii ki günahımız var. Aslında teknik, tabii ki o günün şartlarında. Var. Tabii daha... çok şeyler vermek isterdik seyirciye. Onlar için affetsinler bizi ama her zaman her şey düşündüğün gibi olmuyor. İmkanlara bakıyorsun, kendine bakıyorsun. İnsan her gün kendi istediği gibi bile olamıyor yani. Ki piyasanın o günkü şartları buydu. Bizim şartlarımız belki yer yer iyiydi, kötüydü. Bir geçen seneler, geçen bir 280 film, içinde 86 film, içinde iyisi var, kötüsü var, doğrusu var, yanlışı var. Günahıyla, sevabıyla oldu. Çok büyük yanlışlarımız varsa affola. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok ama çok daha güzel bir şeyler insan toplum adına, Türkiye adına mesajlar veren güzelliklerde bir şeyler yapmak isterdi. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu toplumun isteği bir şey. Toplum diyor ki ben böyle bir film istiyorum. Biz öyle bir film yapıyoruz. Yani eğlenmek için mi, sosyal amaçlı mı? Bazen sosyal amaçlı filmlerin hiçbiri tutmuyor. Geçmişte altın koza, altın portakal alan filmler hiç yapmıyordu. Altın portakal, altın koza. Oyuncular da iş verilmiyordu. Böyle bir şeyler dönüyordu piyasada ama neticede ekmeğini yedik o piyasada. Evet. 101 yılı kutlandı. 101. yılı kutlandı. 102. kutlanıyor ama nesi kutlanıyor onu da bilmiyorum. Yok olan bir şeyin nesi kutlanıyor onu bilmiyorum. Yok etmemek için çaba gösteriliyor ama yok oldu. Yok işte. Olmuş tabii bir şey ki. Şu anda Yeşilçam'ın yani Yeşilçam diye bir şey yoktu zaten. Biz gittik Yeşilçam sokağı diye dönen o Bab Kafeterya'nın karşı sokağını bir varil içinde Mehmet Bahadır diye bir kamera kiralayan bir fıçı içinde toprağın içinde bir çam ağacını biz diktik yani Yeşilçam'da çam falan yok. Bir şey basitten 3. sınıf bir sokak yani Yeşilçam denilen sokak. Yani yapılıp şey tabii anlamı değişik filmleriyle, ismiyle bilmem nesiyle değişik ama yani kimsenin bir şeyi vermediği belediye rusum alıyor, neyin rusumunu alıyor. İşte gelirinden vergi, devlet vergisini alıyor bilmem. Burada prodüktör, parasını koyan da var, koymayan da var. İşte böyle kimin eli kimin cebinde bir şeyler yapıldı o zaman. Yani çok büyük bir yatırımcı yoktu o zaman. Ve yatırımcıların bir kısmı da parayı aldı, gitti. Bugün parmakla sayılacak kadar eski zamandan arkadaşlarımız var. Yeşilçam'ından kazandığı, Yeşilçam'a yatıran prodüktörler var. Diğerlerinin hiçbiri şu anda yok. Peki bir daha dünyaya gelseniz yine oyuncu olur muydunuz? Yok olmam. Olmam. Yapmam yani. Ben belki de sevmiyorum oyuncu. Ama size çok yakışıyor kapalı, ya. Kendi bünyesine kapalı bir insanım. Öyle tahmin ediyorum. Bir daha olmazdınız. Evet. Evet. O zaman şimdi oyunculara, yani şimdi oyuncu olmak isteyen gençlere nasıl bir öneride bulunursunuz? Vallahi bir defa Allah yardımcıları olsun. Bir defa çok büyük bir şans gerekiyor. O şans şuradan gerekiyor. Yani oyuncu olmak için belirli bir meziyetleriniz olabilir. Ama bir gözünüz kırmızı da birisi lacivert de saçların eflatun hikaye. Şundan hikaye sağlam bir rejide, sağlam bir senaryoda, sağlam bir zeminde piyasaya çıkmanız önemli.
Yani kameranın arkası önemli. Kameranın önü hiç önemli değil. Evet. Şu kameranın arkası ne kadar sağlam olursa. Sağlam olursa, hikaye ne kadar güzel olursa, o hikayede halk sizi ne kadar severse o kadar önemli. Yoksa bir gözünüz yeşilmiş, van kedileri gibi birisi. Evet. Saçlarınız eflatunmuş. Çok bir şey getirmiyor. Niye getirmiyor? Ya bizim zamanımızda şu günde varmış. Diziler var. Dizilerde oynayan bazı insanlar var. Şimdi isimsiz konu. Belki biz onları o zaman figürasyona bile almazdık. O zaman bir tipleme, bir fizik sineması vardı. Şimdi şartlar çok değişti. Film yahut da dizi iş yaptığı zaman adam götürüyor. Tiyatrocular daha biraz ağırlıklı, ezberleri iyi, biraz daha büyük oynuyorlar ekran karşısında. Bizim sinemada büyük oyun yoktu. Gözle oyun vardı. Hı hı. Hareketli, kısıtlıydı bayağı. Ama şimdi bir takım şeyler değişti. Değişti, ama evet. Değişen şeylere baktığınız zaman yine kamera arkası önemli. Dizinin tutması, senaryosuyla bilmem nesiyle tutması önemli. Ondan sonra oyuncusu geliyor. Zaten tutan dizilerin oyuncusu bir numara oluyor ya da iki numara. Tutmuyorsa dizi zaten oyuncu istediği kadar hareketli olsun. Demin baştan söyledim ya, yani benim gibi ya da hanım arkadaşlar gibi Beyoğlu'nda bir sürü nice güzel arkadaş var, anne babanın yarattığı. Evet. Nice güzel insanlar var ama onların yolu başka. Peki bir şey bizim daha soracağım. Tesadüfen buna düşmüş. Zamanımız kısıtlandı artık kapatmadan önce. Bugüne kadar birçok kişiyle oynadınız ama oynamak isteyip oynayamadığınız bir oyuncu var mı? Yok. Hiçbiriyle yok. Oyunculuğunu yani çok beğendiniz biri o zaman. Bazı arkadaşlar var ama yani oyunculuğu... Hani bunu tek geçerim diyebileceğiniz. Şu an mesela şimdi Diriliş diye bir şey var. Adam 6 seneden beri Oscar alamamış. Filmde Oscar alıyor. Bakıyorsunuz rol ona yazılmış. Oscar alsın diye yazılmış yani. Hı hı. Baktığınız zaman hadise. Ben Yeşilçam sinemasından bahsediyorum. Yok, benim, yani ben Türkan Hanım'la oynadım, Fatma Hanım'la oynadım, Hülya Hanım'la oynadım, Selda'sıyla oynadım, ne bileyim Filiz'iyle oynadım. Hepsi geçmişteki star arkadaş. Oynadım, oynamadıklarımızın içinde yeni şeylerde bir Hülya Avşar var, benim oynamadım. Aa, şu anda anımsayamıyorum. Bu arada birkaç tane de dizide de oynadınız değil mi? Tabii. Kutlar Vadisi'nde oynadın. 10 tane dizide oynadım. Yuva'da oynadınız. Yuva'da oynadım. Savcının Karısı'nda oynadım. Çiçek Taksi'de oynadım. 31 bölüm. Kutlar Vadisi'nde en son bıraktım. 23 bölüm oynadım. Şu an var mı bir proje? Vardı ama kabul etmiyorum. Oynamıyorum. Yorgunum artık yani. Yani, yapmayın, bizi sizden mahrum etmeyin yani. Yok, sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani biraz da dinlenmek istiyorum artık onun için. Ya yani, röportaja bile çıkmak istemiyorum. Daha doğru diyor ya. Biraz yoruldum. Buraya da geldim. İnsan bir işi yapınca biraz yoruluyor artık. Evet. Dinlenmek istiyor. Yorgun olduğunuzu biliyoruz. Beni kırmayıp buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bunu her zaman söyleyeceğim. Gerçekten benim çok beğendiğim, çok saygı duyduğum, oyunculuğunu beğendiğim isim, unutulmaz isimlerden bir tanesi çok sizsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizi bu kadar yakından tanıyıp böyle bir sohbet etme şansı bulduğum için çok şanslıyım. Sağ olun. Ben de sizin kanalımızda yaptıklarımızla yapmadıklarımız affola, iyi yaptıklarımızla affola, bütün seyircilere sağlık, mutluluk, sıhhat diliyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun ömürler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, Tamer Yiğit'i anlatmakla bitiremeyiz tabii ki. Yayınımızın sonuna geldik. Hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.